Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızda bertaraf etmekte kararlıyız. Terör örgütü PKK YPG Suriye'de kontrol ettiği alanları terör üssü haline getirdi. Terörden arındırılan bölgelere saldırılarını artırdı. Türkiye sınır ötesindeki terör tehdidini yok etmekte kararlı. Sınır hattında sıcak gelişmeler yaşanırken mücadelede seçenekler masada. Suriye'den Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin odağı Terrifat. Rusya ve rejimin etki alanında olan Terrifat'tan hem Türk askerine yönelik tacizler hem de bölgedeki sivillere saldırılar yoğunlaştı. Fırat'ın doğusu ile batısı için yapılan anlaşmalara uyulmaması ve bölgedeki terör varlığının sürmesi Türkiye için yeni adımları gündeme getirdi. PKK'nın mutlaka oradan çıkartılması gerekiyor. Yok edilmesi gerekiyor. Paramparça edilmesi gerekiyor. Bir diğer tarafıyla toplumsal katmanlara çok musallat oldu. O insanların da PKK belasından kurtarılması gerekiyor. Çünkü bize biz başta olmak üzere hedef aldığı bütün yani dini, etnik yapılara karşı büyük bir tehdit üretiyor PKK. Suriye'yi parçalıyor. Irak'ı parçalamayı elimizde Türkiye'ye saldıracak. Çok net. O yüzden yok edilmesi gerekiyor. Çok yani Amerika Birleşik Devletleri himaye ediyor. İstediği kadar himaye edebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği ve Rusya etkisi terör örgütü PKK YPG'ye bölgede alan açıyor. Uzmanlara göre Türkiye'nin Suriye denklemindeki diplomatik hamleleri de sahadaki şartları yeniden şekillendirebilir. Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada e, operasyonla PKK YPG'yi etkisiz hale getirmesi ee, yani çok zor bir olay değil. Türkiye bunu çok rahatlıkla yürütebilir. Zaten son 5 yılda yapılan e, askeri operasyonlar bunun bir kanıtı. Rusya'ya rağmen Türkiye operasyon yapabilir mi? E, eğer icap ediyorsa, stratejik açıdan gerekiyorsa mutlaka e, bunu e, yapmıştır. İleride de yapabilir. Ama tabii burada riskleri en aza indirerek hareket etmek e, daha akılcı ve şu anda Türkiye biraz buna e, zaman harcıyor. Öyle görünüyor. İlerleyen süreçte Türkiye'nin sahada ve masada atacağı adımlar mücadelede yeni bir safhayı başlatabilir.